Merhaba arkadaşlar. Parabol ile ilgili ikinci dersimiz. Bir sınav sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım beraber. Bunu niye çizdiğimi şimdi anlayacaksınız. Şimdi bakalım beraber. Şimdi bu bir eğri arkadaşlar. Fx eşittir. X kare x, x artı 5 eğrisi. Ve bunun grafiği demiş bu grafiğin y eşittir arkadaşlar 3x eksi 7 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları neyini sormuş bize, toplamı sormuş. Şimdi en yakın noktayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir saniye. Bakın ne yapıyoruz, doğruyu görüyor musunuz? Evet. Bunu paralel olarak ne yapıyoruz arkadaşlar, şöyle öteliyoruz. Paralel olarak ötelediğimiz zaman eğri üzerinde doğruya en yakın noktayı bulmuş oluyoruz. Paralel olarak öteledik ve bir tane neye çizdik gördünüz mü? Teğet. Bu teğette eğim ne olacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Sadece burada ne değişecek arkadaşlar? Sabit terim değişir. Bakın eğimini yapmadı. Değişmedi. Buna teğetin neyi diyoruz arkadaşlar? Biz eğim. Bunu türevle çözeceğim arkadaşlar. Teğetin eğimi o noktadaki değme noktasındaki neye eşit arkadaşlar? Türev. Teğetin eğimi neye eşit arkadaşlar? Fonksiyonun o noktadaki türevin eşit değil mi? Bu türevin geometrik yorumu. Bir noktadaki teğetin eğimi eğrinin o noktadaki neyine eşit arkadaşlar? Türev. Teğetin eğimi ne oldu arkadaşlar? 3. Türevini alalım eğrimizin arkadaşlar. 2x eksi 1. Buradan x eşittir kaç olur arkadaşlar? 2. Yani bu değme noktası arkadaşlar. Teğet değme noktasının absis 2 oldu. Bize bu noktanın koordinatlar toplamını sormuş ya arkadaşlar. Buradan da f2'yi yerine yazalım arkadaşlar. 4 eksi 2 artı 5. Görüntümüz kaç olur arkadaşlar? 7. Evet, bu sınav sorusu arkadaşlar. Bu noktanın koordinatlar toplamını sormuş bize. 2 artı 7, 9. Yine karşınıza gelebilir. Hem bu türevle hem de teğet parabol yorumu ile çözülebilen bir soru. Ben türevle çözmüş oldum. Tamam. Evet. Şimdi eksi x kare artı 3x parabolü ile y eşittir 2x doğrusu verilmiş arkadaşlar. Bunlar nerede kesişmiş görüyor musunuz? Evet. Tepe noktasında kesişmişler. Evet. Bize neyi sormuş arkadaşlar bakalım. OKL kaç birim yazmış? Tepe noktasında kesiştiklerine de tam emin değiliz arkadaşlar. Kesişme noktasını bulalım biz. Eksi x kare artı 2x, pardon 3x'i neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? 2x. Yani kesişme için neler eşitliyoruz arkadaşlar? Y değerlerini eşitliyoruz değil mi? Kesişme demişken. Kesişme noktalarını bulalım. Tepe değer gibi gözükmüyor çünkü. Buraya alalım arkadaşlar bunları. X kare. Bunu da bu tarafa alalım. Eksi x olduk değil mi? Buradan da arkadaşlar çarpanlarını ayırırsak x eksi eksi 1 diye. Kesiştikleri noktalar 0 ve ne olur arkadaşlar? 1 olur. Yani 0'da zaten kesişiyorlar. Diğer noktamızda ne olmuş oldu arkadaşlar? 1 noktası. Evet. Şurası 1 noktası. Evet. Şimdi şu eğrinin 0'a eşitlersek arkadaşlar bunu eksiyle çarpın. X kare eksi 3x eşit 0. Buradan da bu eğrinin x eksenini kestiği noktaları buluyoruz. 0 ve ne oluyor arkadaşlar? 3. Yani şurası da 3 birim olacak. Evet. Bize bu alanı sormuş. Taban 3. Bize bir de ne lazım arkadaşlar? Yükseklik. Yükseklik de eğrinin bir noktasındaki görüntüsü. Biri yerine yazarsak arkadaşlar eksi 1 artı 3 kaç olur arkadaşlar? 2. Şu aradaki uzaklık 2 olur. Yani kesişme noktaları 1, 1, 1, 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu üçgensel bölgenin alanını sormuş. Taban 3 birim arkadaşlar. Yüksekliğinde 2 birim bulduk. 3 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız kaç olur arkadaşlar? 3 birim olarak bulunmuş olur. Cevabımız bursa. Evet, şimdi bakalım. Tepe noktası T olan ikinci derece fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Bir de y eşittir x eksi 1 doğrusunun kesişim noktası K ve M olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu doğrumuzun yani x eksi 1 doğrusunun y'ye 0 verdiğimizde x eksenini kestiği nokta ne olur arkadaşlar? 1. Gördünüz değil mi? Şimdi şu aradaki uzaklık kaç birim oldu arkadaşlar? 2 birim. Bu aradaki uzaklık 2 birim. Çünkü tepe noktası arkadaşlar burası. O zaman burası kaç olacak? Bakın 3. Evet. Bize neyi sormuş bakalım? K ile M noktalarının orta noktasının ordinatını sormuş.
K ve M'nin yani kesişim noktasının orta noktasının koordinatını sormuş. O zaman arkadaşlar bizim parabolün denklemini bulmamız lazım. Kesişme noktası bulacağız çünkü. Parabol eksi 1'de kesiyor ya. Eksi 1'i çarpan yapalım. X artı 1 arkadaşlar. 3'ü çarpan yapalım. X eksi 3. Buradan fx ne olur arkadaşlar? A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 olur. Bir de arkadaşlar f0 neye eşit? Eksi 3. F0'ı yazalım arkadaşlar şimdi. A çarpı 1 çarpı eksi 3. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi 3. A kaç olur arkadaşlar buradan? 1. O zaman fx fonksiyonu ne olmuş olur arkadaşlar? 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Düzenleyelim arkadaşlar bunu. X kare eksi 3 x eksi 2 x eksi 3 yapar. Evet. Şimdi biz kesişme noktalarını bulacağız ya. Bir tanesi ne olmuş oldu? Kesişme diyelim ki. Kesişme için arkadaşlar ne yapacağız? X kare eksi 2x eksi 3'ü ne eşitleyeceğiz? X eksi 1'e. Yani y değerlerini eşitledim, anladınız değil mi? Buradan bu tarafa alalım bunu. X kare eksi 3x eksi 2 eşit 0. Bunu çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. Çarpanlarına ayrılıyor mu bu? Yok. Ayrılıyor bakalım. Yanlış bir şey yaptık mı bakayım arkadaşlar. Eksi 3 x artı x yok. Eksi 3. Bunu buna eşitledik arkadaşlar. X kare eksi 2 x eksi 3. Bu tarafı aldık onu. X kare eksi 3 x oldu. Eksi 2 eşit 0 oldu. Çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlar bu. K ve B noktalarının orta noktasının neyini sormuş bize? Koordinatını sormuş ya. Buradan şeyi bulalım isterseniz. Şöyle yapacağım. Buna x1 diyelim arkadaşlar. Buna x2 diyelim. Orta nokta ne olacak arkadaşlar? x1 artı x2 bölü 2 olacak. Çarpanlarını ayıramadım çünkü. x1 artı x2 neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a. 3 bölü 2. Yani bunların orta noktası ne olacak? 3 bölü 2 de olacak ya. Bunu da nerede yerine yazalım arkadaşlar? Doğru denkleminde yerine yazalım. Çünkü bu nokta doğrunun üzerinde değil mi? Bunu da yerine yazdığımız zaman orta nokta diyelim şu. Orta noktanın görüntüsünü sormuştu değil mi? Orta noktanın ordinatını sormuştu. Doğru denklemin değerini yazarsak arkadaşlar buradan da ne gelir? 1 bölü 2. Evet, cevabımız deniz. Devam edelim arkadaşlar. 31. Bir top mermisi diyor yer seviyesinde belirli bir yükseklikten havaya atışlanıyor. Belirli bir yükseklikten. Evet. Merminin T saniyede ulaştığı yüksekliği vermiş arkadaşlar H'de. Bu modelleme yapılmış tabi. Mermi atıldığı anda yer seviyesinden yüksekliği sormuş. Atıldığı anda T nedir arkadaşlar? 0. Bize T, H0'ı soruyor. Yükseklik olarak kaç oluyor arkadaşlar? Görüyorsunuz 600. Basit bir soru oldu. Gülümsesimize. Evet. Kaçıncı saniyede maksimum yüksekliğe ulaşır diyor ya. Maksimum yüksekliğe ulaştığında arkadaşlar tepe değer oluşacak. Türevi ne olacak arkadaşlar? 0. Şimdi fonksiyonun tepe değerini bulmak için yazıyorum fonksiyonum arkadaşlar. Eksi 12 t kare artı 480 t artı 600. Türevi öğrendiniz. Türevi kullanın diye yapıyorum böyle arkadaşlar. Tamam. Adnan abi türevi anlattı size. Eksi 24 t artı 480 türevini aldık. Sıfır eşitledik arkadaşlar. 24 t 480 olur arkadaşlar. 24'e böldüğünüz zaman da 20. ne yapar? Saniyede maksimum yüksekliğe ulaşmış olur. Kırtasiyeci x liraya aldığı bir kalemi y liraya satıyor arkadaşlar. X ile y arasında bu şekilde bir bağıntı var. Ne yapıyor? Alış var. Satış var. Bir de ne oluşacak arkadaşlar? Kar. Evet. Bir modelleme sorusu yine. Alışımız ne kadar arkadaşlar? X. Satışımız ne? Y. Karı nasıl buluşturunuz arkadaşlar? Y eksi x ile doğru. Evet. Şimdi buradan y eksi x elde edelim arkadaşlar. Y eksi x dediğiniz zaman eksi x kare bir x çıkarın bakayım ne kadar geliyor? 6 x artı 40. Bu y eksi x yeni bir kar fonksiyonu oldu arkadaşlar. Buna ne diyelim biz? G x diyelim. Tamam. Evet. En fazla kaç lira kar elde edildi demiş. Fonksiyonumuz değişti. Kar fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? Eksi x kare artı 6 x artı 40. Türevini alalım arkadaşlar bunun. Tepe değerini bulacağız ya. Eksi 2 x artı 6 eşit 0. Buradan x eşittir ne olur arkadaşlar? 3. O zaman G3'ü bulacağız değil mi? G3 neydi arkadaşlar? Bir piyade tüfeği. Ama şimdi çok şükür bora 12'miz var. Eksi 3'ün karesi 6 çarpı 3 artı 40. Şimdi buradan ne olur arkadaşlar?
Buradan 9.49. Evet. Cevabımız Adana. Devam edelim. Şimdi Bahçıvan Ege amca bir kenarı duvar ile sınırlı arazisine 120 metre uzunluğunda bir çit kullanarak en büyük alanda dikdörtgen şeklinde bahçe oluşturacakmış. Bahçenin oluşturulabileceği en büyük alanda dikdörtgen alanı sormuş arkadaşlar. Şuralara XX diyelim, tamam mı? Kullanacağı çitin uzunluğu ne kadardı arkadaşlar? 120. O zaman buraya ne kadar arkadaşlar? 120 eksi ne kalır? 2x. Alan nedir arkadaşlar? Eni ile boyunun çarpımı değil mi? Bunu bfx fonksiyonu olarak alalım. Ax diyelim. X çarpı ne oldu arkadaşlar? 120 eksi ne oldu? Bakın 2x. Bu da türev sorusu arkadaşlar. Yani parabolle de çözülür de. Buradan ne geldi bakın? 120x eksi 2x kare. Maksimum alan oluşmak için bunun türevini alıyorum arkadaşlar. Buradan 120 eksi 4x ne eşit olur arkadaşlar? 0'a x kaç gelir arkadaşlar buradan? 30. X'e 30 verdiğiniz zaman en büyük alana ulaşıyorsunuz değil mi? A 30 diyelim arkadaşlar. Yukarıda yerine yazarsanız 30 çarpı 60. Demek ki maksimum alan kaç metrekare olur arkadaşlar? 1800 metrekare olarak buluşmuş olur. Evet, cevabımız Bursa. Şimdi tepe noktası bu doğru üzerindeymiş arkadaşlar. Tepe noktasının türevini alalım bunu. 2 eksi eksi 2 eşit 0, x eşittir 1. Bu ne üzerindeymiş arkadaşlar? Bu doğru üzerindeymiş. X'e 1 verdiğiniz zaman y'si kaç olur? 4. O zaman tepe noktası ne olmuş olur arkadaşlar? 1,4. Tamam mı? Evet. Buna göre m'yi sormuş bize. F1'i bulalım arkadaşlar. F1 neye eşit olur? 1 eksi 2 artı m eksi 3. Bunun ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 4. Buradan toparlayalım bunu. M eksi 4 yapar değil mi? Buradan da m kaç olur arkadaşlar? 8. Güzel bir soru. Geçelim edilmesi için. Şimdi bir okçunun ok ne diyor? Attığı ok havada yere göre parabolik bir yörünge çiziyor görüyorsunuz. Okun ucunun yerden yüksekliği 2 metre. Bakın göstermiş burada 2 metre. Ve okun yörüngesini vermiş arkadaşlar. Okun yörüngesini şuraya yazayım. Eksi 1 bölü 120 azalan bir fonksiyon çizeceğiz şimdi. Parantez içerisinde arkadaşlar x kare eksi 100, 200 güzel yazalım. 40x eksi 240. Evet. Şimdi fonksiyon modellemesi yapılmış bu şekilde arkadaşlar. Buna göre ok yerden en fazla kaç metre yüksekliğe çıkabilir demiş. Şimdi maksimum yüksekliği neyle bulacağız arkadaşlar? Türevle. Bu eksi 1 bölü 120 kalsın arkadaşlar. Burada onun işimiz yok. 2x eksi ne oldu? 240. Bunu neye eşitledik arkadaşlar? 0'a. Buradan da x'ine gelir arkadaşlar? 120. O zaman demek ki ben F120'ye bakacağım. Buradan arkadaşlar F120 dediğimiz zaman eksi 1 bölü 120. Şimdi buraya ne yazacağım bakın? 120'nin karesi. Sonra 240 çarpı 120. Arkadaşlar şurayı da 2 çarpı 120 yapalım. Tamam mı? Şimdi 120 ile sadeleştireceğim onları. Eksi 1 bölü 120. Burayı ne parantezine alalım arkadaşlar? 120 parantezine alalım bak. Görüyor musunuz? Ne kaldı? 120 arkadaşlar. Sonra 240. Sonra eksi ne kaldı arkadaşlar? 2. Şunları götürelim. Eksimiz dursun. Burada ne kaldı arkadaşlar? Bakın. Eksi 122 kaldı. Gördünüz mü? Ne oldu? 122 metre. Yani şuradan itibaren şöyle. Bu 122 metre daha yukarı çıkabiliyor. Maksimum tepeye ulaşabiliyor. Şöyle maksimum. Tamam mı? Bu yörüngeye baktığımız zaman. Toplamda da arkadaşlar ne olur o zaman? Evet. 2 metre de burada vardı. Görüyorsunuz değil mi? Toplamda da ne olur arkadaşlar o zaman? Ulaşabileceğimiz maksimum yükseklik 124 metre cevabımız Ceyhan olur. Evet. Anladık değil mi? Geçelim. Şimdi yine bir sınav sorusu arkadaşlar. Şu tepe noktası değil mi? Bakayım mı? Evet, tepe noktası. Ne demiş bakalım? Grafiğe verilen fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktalarında kesiyorlar. Evet, tepe noktalarında kesiyormuş. Evet. Buna göre g2'yi sormuş arkadaşlar. İşte bu tam kare değil mi? Bunun türevini alalım arkadaşlar. X, f türev x, 2x artı 2. Eşit 0. X eşittir kaç olan? Eksi 1. Yani tepe değeri bunun eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 1 ne oluyor burası? 0. Güzel.
Sadece eksi 1 yazsam yeterli. Bu eksi 1'in ne manaya geldiğini biliyoruz. Buradan arkadaşlar iki fonksiyon da, yani g fonksiyonu da f fonksiyonu da eksi 1 noktasındaki görüntüsü ne olur arkadaşlar? 0. Bu cepte dur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bakalım şimdi. Şuradan 4 noktasında bir görüntü oluşmuş ya. Bu fonksiyonu bir de 4'e eşitleyelim. Çünkü görüntüsü 4 olan noktayı bulacağız biz ya. 4 diyelim şöyle. 4 görüntüsü var çünkü şurada tepe değeri görüyorsunuz değil mi? Buna ait x'i bulmam lazım. Evet, bulalım. 4'e eşitledik arkadaşlar. Bu tarafa alalım. X kare artı 2x eksi 3 eşit 0. Buradan arkadaşlar x artı 3'e x eksi 1 dersek değil mi? Buradan ne gelir? Bir eksi 3 gelir. Bir de ne gelir arkadaşlar? 1 noktası gelir. Evet. Bakalım yanlış yapmadık değil mi? Oradan artı 3'e eksi 1 desek toplamları öyle yapıyor. 1 yapıyor. O zaman burası da 1,4 noktası oluyor. Bu şu demektir arkadaşlar. Bu g fonksiyonunun noktadaki görüntüsü. Yani g1'de ne eşit olacak arkadaşlar? 4. Şimdi bunları kullanalım arkadaşlar. Sırasıyla. Gx fonksiyonu neydi bakın? Sınav sorusu bu, eski bir sınav sorusu. Eksi x kare artı bx artı c. Şimdi arkadaşlar g eksi 1'i kullanabilirsiniz. G eksi 1 dediğiniz zaman x eksi 1'in eksi 1 eksi b artı c ne olacak arkadaşlar? 0. Bir de g1'i kullanacağız, tamam mı? X'e 1 verelim yine. Eksi 1 artı b artı c ne eşit olacak arkadaşlar? 4. Bir g eksi 1 eşit 0'a, bir de g1 eşit 4'ü kullanalım. Ortak iki değer kullandık. Bunları taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 c ne eşit olacak? 4'e c kaç olacak arkadaşlar burada? 3. C'ye 3 verelim arkadaşlar herhangi birinde. Eksi 1 artı b artı 3. 4'e eşit olacak bu değil mi? Buradan b artı ne olur arkadaşlar? 2. 4. B de kaç olur? 2. Şimdi bunları yerine yazarsak arkadaşlar gx fonksiyonumuzu bulmuş oluruz. Eksi x kare. B'nin yerine ne yazalım dedik arkadaşlar? 2. C'nin yerine ne yazalım dedik arkadaşlar? 3. 2x artı 3. Bize neyi sormuş arkadaşlar? G2'yi sormuş. X'e 2 verelim. Eksi 4 artı 4 artı 3. Arkadaşlar cevabımız kaç olur burada? 3 olarak bulunmuş olur C seçeneği. Devam edelim. Şimdi A ve B pozitif sayılar. Bu da sınav sorusu arkadaşlar. Evet. Bu tepe noktasını bulmayı hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyleydi. Evet. X eksi R'nin karesi artı K ise Y değeri şöyle. Tamam. Buradan tepe noktamız ne oluyor arkadaşlar? R virgül K. Şimdi bu Px parabolünün tepe noktası ne olur arkadaşlar? Eksi A virgül eksi B. Bu cepte dursun. Şimdi Px eksi A diyoruz ya. Burada şey var arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle yazalım. P x eksi r artı k için öteleme miktarımız şu. R virgül k ötele diyoruz. Formül bu arkadaşlar. Şimdi ben burada bakın ne görüyorum? Öteleme miktarı göreceğim. Ne kadar öteleyeceğim bakın bunu. A virgül ne kadar arkadaşlar? Eksi b. Bunu ne kadar öteleyeceğim arkadaşlar? Eksi a virgül b kadar. Bunu ne kadar öteleyeceğiz arkadaşlar? A virgül b kadar. Bakın ne diyor? Parabolü kullanılarak diyor. Yani yukarıdaki tepe noktası eksi a virgül eksi b olan parabolü kullanarak p eksi eksi a eksi b, yani a virgül eksi b ötülemesi. X artı a artı b eksi a b. Bakın şuradan alıyorum, tamam mı? Bakın şuradan görebilirsiniz. Bu sınav sorusu arkadaşlar. X eksi a virgül b eşittir ne yapıyorsunuz? A virgül b biçimde tanımlanan ötelenmiş parabollerin diyoruz. Tepe noktaları ile oluşan alan 54 birim kare olduğuna göre a eksi b farkını sormuş bize. Şimdi ben bunları öteleyeceğim arkadaşlar. Şu ikisini bir araya getireceğim. Ne demiş? 3 parabolün tepe noktaları, alan 54 birim kare olan üçgenin köşeleri. Şimdi ben burada t1'i nasıl elde edeceğim? Bakın dikkat edin. Şu eksi a virgül eksi b var ya arkadaşlar. Buna ne ekleyeceğim? A virgül eksi b ekleyeceğim. A virgül eksi b eklediğim zaman t1 ekleyin bakayım. 0 virgül ne olacak? Eksi 2 b. Bu t1 olur. Şimdi T2 bulurken arkadaşlar yine şu eksi a virgül eksi b'ye eksi a virgül b'ye ekleyeceğim yine. Bunu eklediğim zaman arkadaşlar ekleyin bakayım bununla. Evet ne olacak? Eksi 2 a virgül 0 olacak. Tamam.
Diğerini ekleyelim arkadaşlar. Kullanıyorum bakın. Eksi a virgül arkadaşlar eksi b'ye a virgül b'ye ekliyorum. Ekleyin bakın ne olacak? 0 virgül 0. Şimdi ben bu noktaları düzlemde bir alayım şöyle. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bir tane ne bulacağız? 0 0. T3. Sonra eksi 2 a virgül 0. Eksi 2 a diyelim. Bu ne olacak arkadaşlar? T2. Bir de bunların arkadaşlar kesiştiği bir nokta var. Ne? 0 virgül eksi b alacağız değil mi? Dur bir dakika. Eksi 2 b şöyle arkadaşlar. Burası da ne noktası arkadaşlar? T1. Şimdi ben bunları birleştiriyorum. Birleştireyim şöyle. Ve böyle bir tane üçgen olur. Gördünüz mü? İşte bu üçgenin alanını vermiş arkadaşlar bize. Kaç birim kare? 54 birim kare. Yapmış. Px artı a'nın karesi eksi b parabolü kullanılarak bu üç tanımlanan üç parabolün tepe noktaları alan 54 birim kare olan bir üçgenin köşeleri noktaları olmuş. Evet. Böyle gördük bunu. Şimdi arkadaşlar bu sınav sorusu olduğu için bakın dikkat edin şimdi. Buradan alan ne olur? 2a çarpı 2b bölü 2. Bu ne eşitmiş arkadaşlar? 54. Ben buradan şunları sadeleştirirsem arkadaşlar. A çarpı b ne eşit olur? 27. Bir de bu parabol nereden geçiyordu arkadaşlar? Hatırlayın. Orijinden geçiyor diyor. Orijinden geçiyorsa hangi parabol? Şu px parabolü. Yazayım arkadaşlar. Bir saniye şöyle. X artı a'nın karesi. Sorunun uzunluğuna bakmayın. Yani sınavda zamanınız bol. P0 diyoruz arkadaşlar. Orijinden geçiyor ya. Oradan a kare eksi b. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? 0'a. O zaman da a kare eşittir ne olacak? B. Tamam. A kare eşit b diyoruz ya. O zaman arkadaşlar bu 3'e kaç olur? Bakın 9 olur. Evet. Pozitif değerler verdim. Bize a eksi b farkını sormuş arkadaşlar. Üniversite sınavındaki cevap da 6 idi. Burada da eksi 6 geldi. Cevabımız arkadaşlar hadi. Güzel bir soru. Şimdi bu fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlar bize. Buradan bir takım neler yapmamız istenmiş? Yorumlar yapmamız istenmiş. Bakın kollar aşağı doğru ve farklı iki reel kökü var. X1 ve X2 gibi iki farklı kökü varsa bu eğrinin diskriminantı ya da deltası b kare eksi 4ac büyük 0. Neden dolayı arkadaşlar? Farklı iki reel kök. Fazla yazdım değil mi? Farklı iki reel kök. Evet. Buradan arkadaşlar bu ne olacaktı? Bir daha yazalım. Farklı iki reel kök varsa delta b kare eksi 4ac büyük 0. Buradan arkadaşlar b kare büyük 4ac olur. Bu birinci öncül doğru arkadaşlar. Diğerleri için yorum yapacağız ya. A kollar aşağı doğru olduğu için kollar aşağı doğru olduğu için negatif. C'yi neyle buluyoruz arkadaşlar? Şurada. F0'ı buluyoruz değil mi? F0C. Bu ne arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Evet. Bir de tepe noktası var arkadaşlar. O da neydi tepe noktası? Eksi B bölü 2A. Bu ne arkadaşlar? Bakın sıfırdan büyük. Eksenin sağında değil mi? Sıfırdan büyük. Evet. Buradan bakalım şimdi. A neydi? Eksi. Eksinin eksiye bölüm artı. O zaman B de artı olacak arkadaşlar. B de sıfırdan büyük. Şimdi bunları çarptığımız zaman arkadaşlar pozitif olabilir mi? Bunlar olamaz. Bu yanlış. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. A eksi. Şimdi B pozitif ama burası da eksi oldu arkadaşlar. C sıfırdan büyük ama bunun hakkında da her zaman ne yapamayız? Yorum yapamayız değil mi? Her zaman doğru demiş arkadaşlar. Her zaman doğru olan zaman yalnızca bir olacak. Tamam. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Bu. Şimdi yine ne yapılmış? Eksenleri eksi 2 ve 4 noktasını da kesen ve tepe noktası T olan. Tepe noktası T olan ikinci dereceden fonksiyon. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tepe noktasını bulacağız ya. Tepe noktasını bulana kadar. Şuralar eş olacak ya böyle. Kaça kaç olur buralar?
3'e 3 olacak arkadaşlar. 3 eklersek burası ne olur? 1, 1. Şöyle. Evet. Üçgenin alanını sormuş. O zaman parabolün denklemini yazmamız lazım arkadaşlar. Tepe değerine ihtiyacımız var ya. Burası ne olacak? X artı 2. Burası x eksi 4. Parabolün denklemini yazalım arkadaşlar. Fx eşittir a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. A'yı neyle buluyoruz arkadaşlar? Eğrinin y eksenini kestiği noktayla. F0, 4 olacak. F0'ı yerine yazalım arkadaşlar. A çarpı 2 çarpı eksi 4. Bunun ne olması isteniyor arkadaşlar? 4. O zaman A kaç olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. O zaman Fx neye eşit olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 olur. Şimdi neyi bulacağız arkadaşlar? F1. X'e 1 veriyoruz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 3 çarpı eksi 3 arkadaşlar. Buradan da kaç oldu bakın? 9 bölü 2. Evet. Şu aradaki uzaklık kaç olmuş oldu arkadaşlar? 9 bölü 2. Bu aradaki uzaklık kaç birim arkadaşlar görüyorsunuz? 4. Üçgenin alanını sormuş. Alan neye eşit olacak o zaman arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik olacak. Evet. Götürelim onları. Kaç birim olacak arkadaşlar alanımız? 9 birim kare olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Bir soru daha çözelim. Bakalım. Evet. Bir otomobil fabrikasının günlük üretim miktarı x adet. Satıştan elde edilen kar y milyonmuş arkadaşlar. Fabrikanın en fazla kar elde edebilmesi için günlük kaç otomobil satılmalıdır demiş. Türevini alalım arkadaşlar. Eksi 3 bölü 1. Tepe değer bulacağız değil mi? Türevini alalım demiştim. 2x. Eksi ne olacak arkadaşlar? 1800. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman arkadaşlar x kaç olur buradan? 900. Evet, en fazla kar 900 tane otomobil üretilirse yapıyormuş. Var mı örnek? Bir örnek daha bulalım. Şimdi düzlemde eksenler ABC noktalarında kesen bir eğrimiz var arkadaşlar. Alanı sorulmuş. Basit bir soru bu. Şimdi F0'a bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Eksi 5. Şurayı bulduk. Burası eksi 5 oldu. Evet. Şimdi parabolün denklemini arkadaşlar sıfıra eşitleyelim. Şimdi neyi bulacağız? Y eksenini kestiği noktalar. Şunu güzel yazalım. Evet. Çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar x eksi 5'e ne olacak? X artı 1. Buradan da x eksenini de 5 ve n'yi de keser arkadaşlar. Eksi 1'den. Burası eksi 1'e kaç oldu? 5. Bu aradaki uzaklık kaç birim oldu arkadaşlar? 6 birim. Bu aradaki uzaklık kaç birim oldu? 5 birim. Bize alanı sormuş arkadaşlar. 5 çarpı 6 bölü 2 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 15 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitirelim inşallah.